Herkese selamlar, ben Ahmet. Bugün bu videoda Intel işlemcinin isimlerinde bulunan bazı harfler ne anlama geliyor, bu konu hakkında konuşacağım. Hadi videoya başlayalım. Bu videoda anlatacağım konuyu örnek olarak verebileceğim Intel işlemcilerden bazıları şunlar: Intel i10700H, i7-6700HQ, i9-10900K, i3-10300U, i7-7820HK, i7-7775, i7-1065G7 gibi işlemcilerdir. Şimdi ise bu işlemcilerdeki H, HQ, K, U, HK, YG harflerinin işlemci hakkında bizlere hangi bilgileri verdiğine bakalım. H ibaresi işlemcinin yüksek performanslı olduğu anlamına gelir. Eğer yüksek performans istiyorsanız tercih edebilirsiniz. HQ ise yine yüksek performanslı işlemci anlamına gelir. Sonundaki Q ibaresi ise 4 çekirdekli olduğunu belirtir. K çarpan kilitsiz, yani çarpan kilidi açık işlemcidir. Hız aşırtmayı, yani overclock'u destekler. U ibaresi ise işlemcinin düşük güç tükettiği anlamına gelir. Ve düşük güç tüketmesi, batarya sürenizin genellikle uzun olacağı anlamına gelir ve pek performanslı değildir. MQ ibaresi ise 4 çekirdekli mobil işlemci anlamına gelir. HK, H performansı, K'da çarpan kilitsiz olduğunu temsil ettiğine göre HK işlemci performanslı çarpan kilitli açık işlemcidir. Y kodu ise düşükten de düşük seviyede enerji harcadığı anlamındadır. Ve son olarak Y ise gelişmiş entegre grafik sunduğu anlamına gelir. Bugün işlemciler hakkında kısa bir video çektim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.